Üretim, üretim. Yola devam. İHA'lar, SİHA'lar, amfibi gemiler, tanklar. Son 20 yılda büyük atılımlar yapılıyor. Türkiye savunma sanayi alanında adından söz ettiriyor. Yerli ve milli olarak üretilen Türk ürünleri dünya pazarında yer alıyor, Türkiye'nin payı büyüyor. Bu başarılar dünya medyasının da sık sık dikkatini çekiyor. Bu kez Hong Kong merkezli Güney Çin Postası gazetesi Türkiye'nin savunma sanayini mercek altına aldı. Türkiye'nin Asya ülkelerinin silahlanmasında artan rolünü yazdı. Gazete, bir NATO üyesi olan Türkiye'nin Asyalı alıcılara ön koşulsuz yüksek teknoloji savunma sanayi ürünleri sunduğunu belirtti. Türk savunma sanayinin Orta Doğu ve Ukrayna'da da rağbet gördüğünü hatırlattı. NATO standartlarındaki Türk ürünlerinin şimdi de Asya'da Güney Kore ile rekabetini değerlendirdi. Türkiye'nin Asya pazarında yeni oyuncu olarak dikkatleri çektiğini yazdı. Hong Kong merkezli gazete Türk ürünlerini cazip seçenekler diye niteledi. Kaan, Altay ve Anadolu gemisinden bahsetti. Asyalı alıcıların Batı yaptırımlarına maruz kalmamak için de Türk ürünlerine yöneldiğini vurguladı. Gazete Türkiye'nin Güney Kore'ye kıyasla maliyet avantajına sahip olduğunu belirtti. Ankara'nın şimdiden Asya Pasifik bölgesinden büyük siparişler aldığının altını çizdi. Türkiye'nin ortak girişim ve teknoloji transferine açık olması Asyalı alıcıları cezbediyor diye de ekledi.